arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? Ben iyiyim. Mutfağa girdim, akşama yemeğe hazırlık ve kabak çorbası yapmaya karar verdim. Bunun adı arkadaşlar Fransızca potiron. Kışın çok yapılan bir çorba. Havalar çok soğuk. Yani dedim iyi gider. Bu akşam da ben pişireyim. Çok da basit bir çorba. Çok da lezzetli. Çocukların çok sevdiği bir çorba. Hemen başlayalım o zaman arkadaşlar. Bugün almış olduğum aleti göstermek istedim sizlere. Fransa'da yaşayan arkadaşlar için ilginizi çeker diye düşündüm. Masaj aleti 29.99'a geldi Lidl'e. Ben önceden denemiştim ve çok hoşuma gittiği için sizlere de göstermek istedim. Almak isteyenler olursa diye. Fiyatı için gerçekten değer. Böyle. Neyse, çorbamıza geçelim. İlk önce kabağımı doğrayacağım. İkiye böldüm. İçindeki çekirdekleri arıyorum şimdi. Dikkatli olmak gerekiyor çünkü çok sert kabuğu var. Daha yıkamadım. Doğradıktan sonra yıkayacağım. İçine sadece ispan koyacağım. Ondan sonra tereyağı, zeytinyağı. Önce soğanımı kavuracağım yağda. En uzun aşaması kabağı doğramak, soymak, doğramak. Neyse, burayı bitireyim, sonra görüşürüz. Soğanımı yıkadım.
Çok küçük doğramaya gerek yok. Yağ eridi. Şimdi bir tane soğanım vardı. Onu ilave ediyorum. Çıkarttım. Bir çay bardağı süt koyarım. Yani çok fazla süt koymam. Hatta Fransa'da beyaz şarap da ilave ediyorlar bu çorbanın içine. Soğanın kokusu çıktı. Şimdi kabaklarımı kavuracağım. Acele etmiyoruz. Güzelce kavuruyoruz. Beş dakika güzelce kavralım arkadaşlar. Sonra görüşürüz. Şimdi suyumu ilave ediyorum. Şimdi bu güzelce kaynayacak, yumuşayacak ve en son karabiber, tuz ve birazcık süt ilave ettikten sonra çorbam hazır olacaktır. Bu kadar basit bir çorba işte. İki tane tavuk bulyon ilave ediyorum içine. Tekrar ediyorum, isteyen atmaz. Yan tarafta da etim var. Şu an kabağım pişti. Yani çorban pişti sayılır. Yumuşadık kabaklar. Birazcık karabiber koyuyorum. Tuz. Ve şimdi mikserden geçireceğim.
altını söndürmüyorum. Çok az süt ilave ediyorum. Çay bardağı kadar. Ve bu 15 dakikada kaynayacak. Ondan sonra söndüreceğim. Çorbam hazır. Ekmekle yiyeceğim tabii ki. Bu kadar arkadaşlar. İnşallah bu video hoşunuza gitmiştir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.